Baba, börek yaptım. İstediğin o kadar yesene. Ne güzel işte. Han ekmek götürecekti. Arayıp bir sorsana, yemiş mi acaba? Sordum ben. Yememiş daha ama yer dedi abim. Örgü örüyormuş. Bu iyi bir şey değil mi abla? Hı-hı. Yani bir şeye başlamış, bitirmek istiyor. İyi yani bu. Herhalde iyi. Evet evet, çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey yani. Geleceğe dönük bir şey bu. Hani bir şeye merak salmış, emek vermiş. Çok iyi bir şey. O evden çıkmadan düzelemez Safiye. Söyleme baba şöyle şeyler. Doğrusu bu ama. Tamam, doğru da olsa söyleme. Çok mu zor yani şurada iyi bir şey düşünmek, ummak? Zor bir şey mi yani? Zaten doktoru söyledi. İyi olacak dedi, umut var dedi. Merak etmeyin, düzelecek dedi. Sıkıntı yapma sen, sıkıntı, stres sana yaramıyor dedi. Üzme kendini dedi. Özür dilerim Gülben. Zaten üzülüyorsun. Bir de benimle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Öyle mi dedim ben şimdi baba? Boş ver kızım. Yorma kendini. Belki de artık zamanı gelmiştir. Neyin baba? Yaşlılar için çok güzel yerler var. Kimseye yük olmuyorlar orada. Arada bir gelirsiniz ziyaretime. O da bana yeter zaten. Aklım başımda benim. Bilerek söylüyorum. Sığıntı gibi yaşamak istemiyorum ben. Kızımın mutluluğuna engel olmak istemiyorum. Giderim ben. Param var. Üzmem kimseyi. Yakındayken bile uzağım zaten. Yavrumu göremiyorum. En azından uzaktayken bu kadar koymaz belki. Baba, sen hiçbir yere gidemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü sen bizim neşemizsin. Kahkahamızsın. O kadar çok istiyorum ki seni tanımasını. Kucağına oturup şakalarına gülmesini. O kadar istiyorum ki. Kimin? Torununu. O bana nasip olmaz Gülben. O günleri göremem ben. Benim ömrüm yetmez ona. Zaten kızım bu haldeyken yaşamak ağrıma gidiyor. Hikmet baba ya, sen Okşan'ı özlemişsindir kesin, değil mi? Ha? Hadi kalkın bir karşıya gidelim ya. Havamız değişir hem. Güzel olmaz mı? Hadi kalkın gidelim. Siz gidin, ben uyuyacağım. Yok olmaz. Zaten demin Okşan aradı beni. Hikmet amcamı çok özledim ben dedi. Bir sürü şey yapmış senin için. Memdu amca da diyormuş ki gelsin de bir tavla oynayalım beraber diyormuş. Sahi mi? Vallahi. Hem onu yenerim ben. Vallahi o da aynı şeyi söylüyormuş, bilmiyorum. Hadi oradan, ağzımı açtırmasın benim. Kaç defa mars ettim onu. E hadi o zaman. Hadi kalkın gidelim ya. Hadi. Hadi Neriman, hadi Gülben, hadi kalk. Hadi Hikmet baba gidelim. Bu kez de sen onu yen. Ha? Bırak onu, sonra dönünce toplarız. Hadi gel. Çok da güzel şeyler yapmıştım. Evet güzel, gene yeriz. Hadi gel. Gel gidelim. Gel bakalım. Ya böyle cümbür cemaat gidiyoruz ama haberi var mı ki? Ay. Söyledin mi? Söyledim. Haberleri var aşkım. Merak etme. Çal çal. Ayıp olmaz yani. Aa, neredesiniz ayol? Gelemediniz bir türlü. Gözüm yollarda kaldı. İki adım yer. Aman da aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Safalar getirmiş. Evimize neşeler getirmiş. Ay ben sana kurban olurum. Hikmet amcam benim. Sana da kurban olurum kız. Sana da kurban olurum. Sana olmam. Allah Allah. Bu kadar özlemiş olamazsın herhalde bizi. Daha sabah gördün. Ay vallahi de billahi de burnumda tütmediyseniz ne olayım ha? Neler yaptım sana neler? Maydanozlu köfteler.
Bu onun kuşağın esprisi. Sever. Gel, hadi gel. Neler yaptın? Şekersiz kurabiye mi yine? Yok yok. Bu seferki başka. Vallahi billahi muhteşem. Hadi gelin. Dur terlik vereyim ben size. Tamam. Benim var. Esat, neden böyle bir şey yaptın ki şimdi, ha? Demin babana dedin ya sen, iyi şeyler ummak bu kadar zor olmamalı diye. İyi şeyleri kutlamak da bu kadar zor olmamalı. Bunu çoktan hak ettik biz. O da hak etmedi mi sence? Hı? Bu pastayı sen mi yaptın Okşan? Ben yaptım Hikmet amcam. Hamilesin yani, öyle mi? Tövbe bismillah. Hiç beklemezdim bunu senden. Neyi? Ağzı var, dili yok dedik ama anasının gözü çıktı. Bir de bakıyorsun utanmadan bana ya. Yok Hikmet amcam, çocuk bayramın değil. Ne? Başkasından mı yoksa? Yazıklar olsun. Maharetmiş gibi gözümüze sokuyorsun bir de bunu. Yok Hikmet babacığım, öyle değil durum. Sana da hiç yakıştıramadım Dünür. Böyle kutlamalar filan hiç olmadı bu. Ne gülüyorsun, komik mi? Hikmet amca, bebek Okşan'ın değil. Senin mi yoksa? O deli çocuk mu babası? Ne ara evlendiniz siz? Neriman, sen niye ağlıyorsun? Yoksa? Gülben, sen söyle istersen babana. Hı? Sen hiç ihtimal vermiyorsun ama ben anne oluyorum baba. Bebek bizim. Ne? Sahi mi söylüyorsun Gülben? Ben yetişiyorum torunuma demek. Görebileceğim onu ha? Duydunuz mu? Dede olacakmışım. Canım kızım. İyi bir baba olamadım belki ama sana söz veriyorum. Bu sefer elime yüzüme bulaştırmayacağım. İyi bir dedesi olacak onun. Ah canım benim. Nasıl sevindi. Çok mutluyum abla ya. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki. Bana dünyaları verdiniz oğlum. Evet, dedeler, teyzeler. Hepinizi çok çok tebrik ediyorum ama en büyük tebriği bu harika anne ve babaya ediyorum. Bu mükemmel yuva için. Onlar için bir alkış mı? İnanamadım yani şimdi bebeğimiz oluyor. Ben teyze oluyorum. Ah, teyze oluyorum. Aa, sen sus bakalım. En birinci teyze benim burada. Aa. Ben bu yavrucak dünyaya gelsin de ne emekler verdim. Ay durun durun, bir şey soracağım. Dayısı nerede bu çocuğun yahu? Çağırmadınız mı? Yok çağırdım tabii, haberi var da. Onun için bu evde olmak zor malum, o yüzden. Eminim o da çok sevinecektir. Hay Allah, yetişemedim görüyor musun? Anne, gel. Ver, ver, ver. Yetiştin, hiç merak etme, içeriden. İyi. Hadi geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ay Hikmet Bey, torun başka bir şey. Ben yaşadım, çok iyi biliyorum. Memduh Bey de çok iyi bilir. Değil mi Memduh Bey, bambaşka bir şey. Evet, öyle. Bambaşka. Ben bir şeye bakayım. Ay, Memduh Bey, affedersiniz. Benim ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Sevinçten bilemedim ne diyeceğimi. Yok, estağfurullah. Siz kötü bir şey söylemediniz. Dava sona erdi herhalde. Evet. Sona erdi. Çabucak bitiverdi. Ne denir? Geçmiş olsun mu denir? Bugün ben de öyle dedim kendime. 42 yılın ardından
Geçmiş olsun. Ben yardım edeyim size bardakları şişeyi. Burada.